Herkese iyi haftalar. Haftalık makroekonomik gündemi değerlendirdiğimiz videomuza hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta bildiğiniz gibi Merkez Bankası toplantısı vardı ve burada Haziran ayında %8,5 olan politika faizinin %42,5'a yükseltildi ve bu son toplantıda 250 baz puanlık bir artış olduğunu gördük. Burada metne baktığımız zaman sanki bir faiz artışı daha olacağını anlıyoruz. Çünkü mümkün olan en kısa sürede tamamlayacağını söylemiş Merkez Bankası. Bu da muhtemelen bize tepe noktasının %45 olacağını gösteriyor. Yani zaten açıkçası iyi bir noktaya geldik. İyi bir reel faiz veriyoruz beklenen enflasyona göre. İşte bu 42,5'un bileşik faizine baktığımız zaman, çünkü bu haftalık repo faizi, biz bunun bileşik faizine baktığımız zaman %52,7'ye denk geliyor. Bu da enflasyon beklentisi olan %41,2'nin veya yıl sonu enflasyon beklentisi olan 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi olan %36'nın oldukça üzerinde. Bu da açıkçası hani Merkez Bankası şu anda yeteri kadar sıkılaştığını gösteriyor ki hem rezerv tarafında büyük yol aldık, hem enflasyon trendini kırma anlamında büyük yol aldık, ama hala tüketim trendini tam olarak kıramadık. Ki Merkez Bankası da bu yüzden biraz likidite tarafına değinmiş metne baktığımız zaman ve TL depo üzerinden likiditeyi çekeceğini açıkladı ki hemen ertesi gününde Cuma günü biz 80 milyar TL'lik piyasadan para çektiğini gördük, likiditeyi çektiğini gördük. Muhtemelen bu likidite fazlası Türkiye'de tüketimin hala çok güçlü seyretmesine neden oluyordu. Bu likidite de çekildikten sonra muhtemelen o tüketim trendini kırdıktan sonra bence Merkez Bankası tüm amaçlarına ulaşmış olacak diye düşünüyoruz. Hani bu bağlamda baktığımız zaman aslında 42,5 veya 45, yani çok büyük bir aslında bir değişiklik yaratmaz, ama algısal olarak o beklentileri kırmak adına muhtemelen Ocak ayında Merkez Bankası'nın politika faizini bir kez daha artırdığını göreceğiz. Tabii burada asgari ücret gelişmeleri veya Ocak ayı enflasyon gelişmeleri oldukça önemli olacaktır diye tahmin ediyoruz. Bu da Merkez Bankası'nın kararında etkenlerden biri olacaktır diye düşünmekteyiz. Gelen diğer verilere baktığımız zaman tüketici güven endeksi geldi. Çok büyük bir etkisi yok zaten piyasa üzerinde, ama 4 aydır bir iyileşmenin olduğunu görüyoruz. Açıkçası hani orada hem özellikle 12 ay sonraki beyaz eşya satın alma isteğinin veya otomobil satın alma isteğinin yavaş yavaş iyileştiğini görmekteyiz. Parasal göstergelere baktığımız zaman da burada rekorlar kırılmaya devam ediliyor. Yani özellikle brüt rezervler tarafında 1.2 milyar dolarlık daha iyileşme var ve tüm zamanların rekorundaydık zaten. Onu bir kez daha ilerletmiş olduk. Yabancıların işlemlerine baktığımız zaman ise hem hissenin tarafında hem de tahvil tarafında ciddi alımlar vardı. Hissenin tarafında 400 milyon dolara yakın bir alım var. Tahvil tarafında 600 milyon dolara yakın bir alım var ve sadece bir hafta içerisinde 1 milyar dolarlık paranın yurt dışından Türkiye'ye geldiğini söyleyebiliriz. Bu da tabii ki net döviz pozisyonumuzu daha da iyileştiriyor. Eksi 52 milyar dolardan eksi 49 milyar dolara kadar iyileşti net döviz pozisyonu Merkez Bankası'nın. Ve aslında izlenen politikaların da ne kadar doğru olduğunu bize bir kez daha göstermekte. Şimdi bu haftanın programına baktığımız zaman aslında biliyorsunuz hem özellikle yurt dışı tarafında Noel olması nedeniyle veri açısından daha sakin, ama Türkiye tarafında ticaret dengesi açıklanacak. Cuma günü gelecek data muhtemelen bir miktar daha geçtiğimiz yıla göre bir iyileşme göreceğiz. Zaten bunu Ticaret Bakanlığı verilerinde görüyoruz, onu değerlendiriyoruz zaten, ama benzer bir rakamı burada TÜİK'in de açıklayacağını düşünmekteyiz. Bununla beraber kapasite kullanım oranı ve reel sektör güven endeksi yayınlanacak ve Merkez Bankası'nın da 2024 stratejisini yayınlamasını bekliyoruz para ve kur politikası metniyle beraber. Birazcık daha hani 2024 yılında rezerv tarafında bize nasıl bir yol izleyeceğini gösterecektir diye tahmin ediyoruz. Yurt dışı tarafına baktığımız zaman ise az önce de belirttiğim gibi sakin bir hafta bizi bekliyor. Veri akışı tarafına herhangi bir önemli veri yok. Sadece geçtiğimiz hafta tarafında çekirdek PCE enflasyonu gelmişti. Özellikle burada Fed'in en çok hani en favori enflasyon göstergesi çekirdek PCE enflasyonu ve bu tarafta baktığımız zaman da bu iyileşmenin devam ettiğini görüyoruz. Yıllık enflasyon %3,2'ye kadar geriledi ve 6 aylık trend açıkçası daha da çarpıcı. Hani 6 aylık trend yıllıklandırdığımız zaman %1,9'a kadar gerilemiş durumda enflasyon. Bu da aslında Fed'in %2 hedefine ne kadar çok yaklaştığını da gösteriyor. Bu bağlamda baktığımız zaman enflasyon trendinin de Amerika'da ciddi bir şekilde
kırıldığını görüyoruz ki son 5 ayda, son 5 ayın 4'ünde 0.1 gibi bir enflasyon gördük çekirdek enflasyon tarafında. Bu da açıkçası bize Fed'in amaçlarına teker teker yaklaştığını gösteriyor ve 2024 yılında muhtemelen 3-4 tane faiz indirimi, ki Fed zaten 3 tane açıkladı ama bizim tahminimiz 4 tane daha faiz indirimi olabileceğini bize gösteriyor. Dediğim gibi sakin bir haftaydı. O yüzden de piyasa açısından da veri açısından da muhtemelen çok böyle büyük bir etkisi olmayan bir haftayı geride bırakacağız. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi haftalar dilerim.